Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salatu ve selamu alâ men ahya dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimîne alâl hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten esirinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmiş ümmet-i Muhammed'den geçmişlerimizin ervahına el Fatiha. Ebridu biz zuhri fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem. Öğlen namazını sıcak zamanlarda serin zamana erteleyiniz. Çünkü cehennemin bu öğlen namazının öğle vaktinin sıcağının şiddetli olması cehennemin nefesindendir, saçıntısındandır, esintisinden, taşıntısındandır diyor. Hadis böyle. Bize böyle anlatıyor. Bize böyle anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden diyeceksin sen? Müslümanlar beş vaktini camide, cemaatte kılarlar. Evet. Hanbeli mezhebine göre beş vakti camide, cemaatte kılmak farzdır. Evde kılamazsın, özrün yoksa. Hanefi mezhebinde Peygamber Ebu Hanife Hazretleri Peygamber Efendimiz'in şu hadislerinden farz değildir diye kurtarıyor bizi. Şimdi camide, cemaatle namaz kılarsanız bir hadiste 25 derece fazla alırsınız. Bir hadiste 27 derece fazla alırsınız var. Evde kılarsan bir derece alırsın. Ha demek ki evde yalnız kılınca da namaz oluyormuş. Namaza gitmek farz olaydı mutlaka giderdin diye evde o bir derecede olsa vermezdi peygamber diye. Oradan farzlıktan düşürüyor Ebu Hanife. Delili bu. Farz değildir diyor. Başka hadisler var tabii. İmam Ahmed İbn Hanbel de bedava öyle söylemiyor. Ezan okunduğu zaman bir özrü olmadığı halde, duyduğu halde camiye, cemaatle namazı gitmeyenin Allah bela tepesine yağsın diye böyle dualar var, beddualar var. Onlara dayanaraktan o da farz diyor tabii. İmam-ı Azam oraya dayanıyor. Demek bir derecede olsa alıyor ya, yalnız kılınca demek ki cemaat farz değil. Ama sünnet-i müekkededir diyor. Sünnet-i müekkede demek vacip ayarında bir ibadettir demek. Mazeretin yoksa camiye gideceksin. Yine İmam-ı Azam'ın mezhebinden İmam Kerhi gibi bazı zatlar, onlar da farz diyor. Ama bazı alimler de İmam-ı Azam'ın bu sözüne göre, mesela İmam Kuduri Hazretleri diyor ki evde bir adam çoluğunu çocuğunu toplasa öğrensinler diye cemaat olsa olur mu? El cevap olur diyor. Ama İmam-ı Kerhi olmaz diyor. Camiye gidecek diyor. Böyle tartışmalıdır. Eğer özrün yoksa camiye, cemaatle namaz kılmaya git. Şimdi mümin böyle camide, cemaatle kılar beş vaktini. Kılmalıdır. Neden? Her zaman söylüyoruz. İmama uydunuz mu? Şu anda namaz kıldırdım ben. Sizin namazınız %100 garantili. Garanti belgesi var. Geçti, yazıldı, borcunu ödedi. Eğer yanlış kıldırdıysam Cevat Hoca bütün cemaatin hesabını verecek. Garantili namazın kabul olsun istiyorsan imama uyacaksın. Hesabını imam verecek. O zaman imamlık yapma zaten dedi ya geçen hafta. İmamlığa koşmayın dedi. Sorumluluk iştir dedi.
Ama bir de güzel kıldırdı mı hepiniz kadar alacak. Riskli bir iş. Riskli bir iş. Herkes sıradan geçmemeli. Ama senin açından mutlaka cemaate gitmeli. Cemaatle namaz kılmaya giden adam mutlaka Müslümandır. Gavur diyemezsiniz kesinlikle. İza akfara raculu ahahu fakat ba'a biha. Adam çok günahkar ama cuma namazına gidiyor, cemaatle namaz kıldı. Bayram namazını cemaatle namaz kıldı. Buna kafir diyen kendi küfrün altında kalır. Buhari Müslim hadisidir bu. Kimseye böyle kafir diyemezsin. Kabahatini kadar büyük olursa olsun inkar etmedikçe, inkar böyle şey mi olur canım bırak ya falan demedikçe ne kadar büyük günahlar işlesin. Cemaatle bayram namazı kıldı gördün. Müslüman göreceksin, selam vereceksin, kız alıp vereceksin. Kesinlikle kafir demeyeceksin. Cemaate gitmek imanla göçmeye sebeptir. Müslüman olmanın alametidir. Cemaatle namaz kılmak bir memleketin başına gelecek belalara, musibetlere siperdir. Öyle hadisler var. Allah kızıyor mesela bazı isyan edenlere. Camide saf bağlayan müminler görünce vazgeçtim diyor, erteledim diyor. Yani cemaatle namaz kılan müminler çok seviyor. Çok seviyor. Onun için kurtarmak açısından da cemaate gitmek lazım. Namaz kılmaya gitmek lazım. Bir de imanla göçmeye sebeptir. Bu sebeple gitmek lazım. Bunu bildikleri için sahabe-i kiram ta uzaklardan Medine sıcağında öğle namazını kılacağız diye camiye gelirlermiş. Kan ter içinde, toz toprak içinde. Onun için diyor ki peygamberimiz, şimdi bir de peygamberimizin söylediği mesela biz şimdi size dedik ki ön saf boş. Gelin kimse gelmiyor. Eğer benim yerime Hazreti Ömer olsa yandınızdı. Yandınızdı hiç dinlemez. Kasap gelmiş mesela. Elbisesi, kasap elbisesi de gelmiş. Şuradan tutmuş adamı kapıya fırlatmış. Camiye Allah'ın huzuruna böyle elbiseyle gelmez. Çık şuradan diye. Ön safa geçmediniz mi Hazreti Ömer olsaydı yandınızdı yani. Ön safta çok sevap var. Niye ön safa gelmiyorsunuz? Arkada duruyorsunuz. Çok sevap var. Yarışırlardı diyor Peygamberimiz. Kadınlara değil, erkeklere. Evet, şimdi böyle geliyorlar. Tabii gelince de Peygamberimiz safları sık tutun diyor. Sevvu sufu feküm. Safları düzgün yapın. Böyle ip çekmiş gibi. Ve tarasu. Eski kurşunlu binalar vardı, taş binalar, kurşunlarla bağlamışlardır. Öyle kaynayın birbirinize. Onun için sahabe-i kiramın elbiseleri omuzlarından aşınırmış. Öyle sık namaz duruyorlar. Şimdi bizde maalesef geliyor adam bacaklarını ayırıyor. Arasına girmek istedin bir de omuz gösteriyor. Gelme buraya ben sıkıntıya gelemem diye. Şimdi tabii sık namaz kılınınca sıcaktan söz ediyoruz. Öğlen namazını geç bırakın. Tabi sık duracak. Neden sık duracak? Fe inne ikameti sala min ikameti sala fe inne tesfiyeti sufuf min ikameti sala. Safların sık ve düzgün olması namazın tam mükemmel olmasının sebebidir diyor. Namazın kabul olmasının sebeptir. Bir, kalplerindeki müminlerin sevgiler, saygılar, iman duyguları, heyecanlar, dini heyecanlar yanındakine geçer. Müminler birbirine kaynaşır. O zaman esnemez mümin. Bir tanesi şuurlu namaz kılar. Ondaki güzel hal ona da sirayet eder. Ama ayrı ayrı durdunuz mu? Kimisi esner, kimisi uyur, kimisi eve, çarşıya, pazara gider. Sık duracaksınız diyor. Bizzat düzeltin diyor. Düzeltin diyor Peygamberimiz. Uğraşıyor her seferinde. Her seferinde uğraşıyor. Safları sık olunca şimdi sıcak. Zaten yürümüş gelmiş adam. Bir de sık durunca buram buram terleyen adam huzur duyabilir mi? Bunalmış sıcaktan. Buram buram terliyor adam. Sık da durunca yanındaki ateş gibi yakıyor zaten. Serinde kılın diyor. Bir, duvarların gölgesi olsun. O uzaktan gelenler avlu duvarlarının gölgesinden gelsinler. Camiye sıcakta yanmasınlar. Müşfik peygamber. İki, gelince tabii buram buram terleyince adam huzur duyamaz ki. O huzur duyabilmesi için derdi olmaması lazım. Derdi olmam, karnı olmaması lazım. Onun için zekat emri farz, sadaka teşvik edilmiş. Biri karnı cırıl cırıl öterken öteki her türlü yemeği yemiş, küt küt böyle.
hiç huzur olur mu? Onun için İslam böyle yan yana durun diyor. O da neşeli olsun, sen de neşeli ol. Bunları için bu bakımdan serinde kılın ki diyor adam sıkılmasın, sıcaklıktan bunalmış olmasın, huzur duysun namazda. Bu nedenle Peygamberimiz diyor ki sofra hazırken namaz durman diyor. Neden? Kafa buram buram çorbanın kokusu geliyor, etin kokusu geliyor değil mi? Huzur duyabilir mi? Kafa orada. Kendisi belki orada namaz kılıyor ama namazda huşu, huzur çok önemli. İnsanı kötülüklerden alıkoyan namaz böyle kılınır. Bunun sebeplerini tabii elde etmek lazım, hazırlamak lazım. Onun için Anadolu'da ne derler? Saka ile hammalın namazı kabul olmaz. Yanağı mı sünnet çalışıyor hocam? Saka yani sucu. Niye namazı kabul olmaz? O değil yahu. Hamal da adam alını terini, o değil. Adamın dışkısı sıkıntılı. Abdest almak zor geliyor. Namazda kılayım diye ondan sonra. Böyle dışkısı sıkışıp dururken hamal. Pislik hamalı. Bunun namazı olmaz. Neden? Huzur duymaz ki. Kaçıracağım mı, kaçıracağım mı diye kafası oraya bağlanmıştır. Küçük suyu sıkıştırıp dururken tembellik ediyor. Şey etmiyor, gidiyor abdest alıp gelmiyor. Tuvalete gitmek zor geliyor. Saka dediği de o vatandaşın. Hadislerde var bu. Evet, yemek hazırken huzuru bozar. Abdestin sıkışıkken namazda huzur duyamazsın. Çok üşüyorsun, huzur duyamazsın. Çok sıcaktan bunalmışsın, gene huzur duyamazsın. Elin ayağın sızlarsa nasıl huzur duyacaksın canım? Bunu huzuru sağlamak için öğle namazını diyor serinde kılınız. Serinde kılınız ki gelirken gölgeden gelsinler. Yazık güneş yakmasın. Durdukları zaman da böyle bunalmasınlar da huşulu hudulu namaz kılsınlar diyor. Yalnız bu öğlen namazında böyledir. Sıcakken böyledir. Bizim memleketimizde bu kadar sıcak olan bölgeler var. Bunu düşünmeliler. Tabii şimdi buna kalmadı gerek. Neden? Pervaneler var, klimalar var. Yani her türlü konfor var. Zaten sıcak nerede? Sıcağı şemsiye var. Ne bileyim yollar zaten gölgelik. Araba var en şeysi. Hemen arabaya atlıyoruz, geliyoruz. Evet, huzuru bozacak diye sıcak zamanlarda diyor namazı, öğlen namazını geciktirin. Akşam namazını geciktirilmez, çabuk kılınır. Ezan okunur okunmaz, vakit girer girmez kılınır. Hazreti Ali kerramallahu veçhe radıyallahu anh efendimiz bir keresinde akşam namazını bir yıldız görünecek kadar geciktirmiş. Hemen bir deve kurbanı kesmiş. Akşam namazını geç kıldığımın kaybettiğimi ödesin diye bir deve kurbanı kesmiş. Bizim halimiz ne ola? Allah bizi ıslah etsin. Görüyorsunuz böyle önemli. Yalnız böyle şeyleri düşünmek lazım. Tabi imam da düşünecek, biz de düşüneceğiz. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, İbn Mace, Ebu Said Hudri'den, Ahmed ibn Hanbel, Tabarani, Hakim Müstedrek'inde sahih olaraktan Safvan bin Mahreme'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ebridu bit taami. Yemeği soğuk yiyiniz. Sıcak yemek yemeyiniz. Erteliğini soyunca kadar. Ebridu bit taami. Yemeği soğutunuz. Yemesini soyunca kadar tehir ediniz. Evet. Fe inne azamu lil bereke. Sıcak yemekte bereket olmaz. Sıcaklık geçtikten sonra tabii ağzın yakacak şekilde. Ama ne diyorlar bizde? Türk pişince kadar durmuş ama soğunca kadar sabredememiş derler Anadolu'da. Peygamber diyor ki sıcak yemek, sıcak kaynar çay içmek yanlış diyor, zarardır diyor, hadiste var. Normal sıcaklıkta olsun. Soğuk su içmek de pek iyi değil de doktorlar onu da şey etmiyor. Bunlar hep Peygamberimizin bize söyledikleri. Bu sıcak yemeğin ağzınızı yakacak derece, midenizi yakacak derecede yemek yemeyin, soğutun diyor. Doyduğunuzda bilemezsiniz derken çok yersiniz, fark edemezsiniz.
Halbuki normal yerseniz midenizin dolup dolmadığını farkına varırsınız. Bereket olmaz sıcak yerseniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak yemeği tavsiye etmiyor. Tabii kaynar demek istiyoruz burada. İyice buz gibi yapın demek istemiyoruz. Yani böyle yerseniz sünnete aykırı olur. Sıcak yerseniz sünnete aykırı olur. Ama bak burada da yazmış. Doktor diyor ki buzlu su içme. Veya tam tersine kaynar su içme, ölürsün diyor. Böyle demiş, tıp ilmi böyle söylüyorken adam yine de kaynar su içiyorsa çay haram olur diyor. Haram olur. Neden? İntihar etmiş olur kendini. Vela tülkû beydiküm ile tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın diye ayet var. Doktor diyor ki kaynar su içme sakın ha. Senin miden şu diyor. Kine herif kaynar çay içiyor. Öyle adamlar biliyorum ben. Çay vermeye başlıyorlar. Öbür tarafı 7-8 kişi. Varınca kadar birincisi bir dikişte o kaynar çayı yutuyor. Bana vermediniz diyor. Latife yapıyor bir de. Zarar diyor. Zarar peygamberimiz. Normal sıcaklıkta olsun. Kaynar yemek de böyle, çay da böyle, diğer şeyler de böyle. Yemeği soğutunuz, bereketi de çok olur. Yapmazsanız sünneti muhalif olur. Zararı kesinse de veya zannı galibinizde zararlıysa da öyle haram olur. Ahmed İbn Hanbel, Tabarani, İbn Hibban, Hakim Müstetekin'de Beyhaki Esma bin Ebi Bekir'den bundan biraz bahsedeceğiz. Esma anamız bu hadisi bize nakleden anamız Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Sevir mağarasına torbasına ekmek getiren mübarek kadındır. Kemerinle getirirken kemeri kopmuş. Tabii üzülmüş. Kızlar böyle şeyi çok sever. Sana demiş bu kemer yerine Allah cennette iki kemer verdi. Zatun nitakayin derler Esma anamıza. Bu mübarek anamız Esma anamız kimdir? Evet bu hadisi nakleden bundan size iki kelime söz edeceğim ben. İki kelime söz edeceğim. Hayşe anamızın ablasıdır. Bir şey arz edeyim tabii. Bizden söylemesi. Biz hadisleri kabul ediyoruz. Kabul etmeyen adamlara bir şey demiyoruz. Fikirler muhteremdir. Sen hadis okuyorsun hep diye bize çok kızanlar var. Biz hadis okuyoruz. Bu ders hadis dersi. Biz burada hadis okumayı da burada konuşuyoruz. Biz bunları kabul ediyoruz. Kaynaklarını söylüyorum. Beğenirsen alırsın, beğenmezsen almazsın. Mecburiyet yok ki. Hadisler delil olamaz diye böyle esip yiyenler var. Biz ehli sünnet vel cemaat inancında, tabii bu benim şahsi kanaatim değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yolundan gidenler, onu imam kabul edenler, bizim Türk milleti öyledir. Ehli sünnet inancıdır ve onu seçmiştir. İmam Şafii Hazretleri de detaylarda ayrılıyor. Hep bunlar ehli sünnet mezhebi zaten. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, ehli sünnet mezhebi bunlar hepsi. Sadece detaylarda, furuatta ayrılıyorlar birbirlerinden. Hepsi mübarek adamlar. Ama sen bizim Türk milleti yolun Hanefi demiş, oraya geçmiş. Biz ona göre İmam Şafii'de de öyledir. Hükümlerin kaynakları Kur'an'dır. Kur'an'ın işaretiyle sünnettir. Okudum sünnettir. Onun Kur'an'ın işareti icma ümmettir. Kur'an'ın işareti de içtihattır. Ben onun için delil dörttür diyorum. Ben buna inanıyorum. Sen inanmazsan sana bir sözüm yok. İnanmazsan inanmazsın. Ben sana kızma hakkım yok. Ama senin de bana kızma hakkın yok. İstersen kabul edersin, istemezsen kabul etmezsin. Ama bizim bütün geçmişimiz, Müslüman olaldan beri 1000 yıllık, küsür yıllık tarihimizde bizim şeyimiz, yolumuz bu. Türk milletinin yolu bu. %95 kahir ekseriyetle böyle ben de bu milletin çoğunluğuna göre bu yolu, ehli sünnet yolunu açıklamaya çalışıyorum. Yine kabul edersin, etmezsin, serbestsin. Demokrasi var, herkes fikirlerini söyler. Kimse kimseye darılmaya hakkı yok ki. Yani bunları bu açıklamaya getiriyorum. Bana çünkü bazı şeyler geliyor. Ben onlara hiç kızmıyorum. Bu gibi itirazlar yeni değil. 1100 sene evvel bu itirazlar olmuş. Sünnet delildir, delil değildir. Tartışmalar olmuş. Rayına oturmuş. Bir ilim meydana gelmiş. İcma delildir demiş. İlim mi? Usul-i fıkıh diye bir ilim var. Usul-i hadis diye bir ilim var.
asırlar boyu okunmuş, kitaplar yazılmış. Şimdi o zaman itirazcılar var. Kim bunlar? Ehl-i sünnet olmayanlar. O zamankini söylüyorum. Yani buna itiraz edenler ehl-i sünnet değil, sapık falan, böyle laf etmiyorum. Alınmasın onlar. O zaman ehl-i sünnet olmayan, mutezile denilen kimseler, grup var İslam aleminde. Grup var. Onlar diyorlar ki İbrahim Nezzam, onların başı. Hadis delil olmaz diyor. Kur'an'da yaş kuru her şey var. Kur'an hiç büyük küçük hiçbir şey eksik bırakmamıştır diyor. Ayet var. Onun için Kur'an bize yeter. Kur'an'ın dışında delil olmaz diyor. Ta 1100 sene evvel. Yeni değil bu. Şimdi söyle, bu fikirde olanlar olabilir. Hiçbir şey sözümüz yok. İsteyen isteği benimseyebilir. Ama bizim çoğunluğumuz, biz Ehl-i Sünnet demişiz, Ebu Hanife'ye demişiz, ötekiler düşman değiliz asla. Ben onları açıklamaya çalışıyorum. Beğenmesin almazsın. Beğenmesin almazsın. Şimdi efendim, burada da mesela Ayşe anamız peygamberimizin hanımı. Ayşe anamızın odasında Esma ablası gelmiş kız kardeşini ziyarete. Peygamberimiz de odasına gelmiş. Tık tık eve girerken haber veriyor. Çünkü Kur'an'da eve girerken diyor haber verin. La tedhulu buyuten gayre buyutin hatta testenisu. Haber vermeden, tıkırtı yapmadan, bir selam vermeden girmeyin eve diyor. Durum müsait olmayabilir. Zil ne kadar güzel İslami'dir. Kapıyı vuracaksın. Evet. Girmiş, haber vermiş. Eniştesi ya, Esma Hanım'ımız başını açmış, kolunu bacağını açmış. Sıcak Medine. Onu görünce kafasını eğmiş. Buhari hadisi bu. Bu da benim kanaatim değil. Buhari'yi ben kabul ediyorum. Bizim Ehl-i Sünnet inancı olanlar kabul eder. Demiş ki Esma, kız kısmı, kadın kısmı buluğa erdikten sonra aha demiş şu yüzü, şu elleri hariç başkasına başka yerlerini gösteremez demiş. Sahih hadis. Buyurun. Bakınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1930'larda bastırdığı Tecrid-i Sarih kitabına bakınız. Devlet eliyle bastırılmış. Gene devlet eliyle bastırılmış Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dili tefsirini lütfen bakınız. Devlet tefsiridir, resmi tefsirdir. 1933'te basılmıştır. Benim elimde o zamanki baskısı var. Ama dili ağır, bende o var. Okumadım kitabı, tavsiye edemem. Yenisi nasıl, incelemedim. Hani başarılı mı değil mi, eksik mi fazla mı bilmiyorum. Onu tavsiye ediyorum. Ona da itiraz edenler var da, onun dili çok ağır, niye onu bize söylüyorsun diye. Çok bilimsel bir eser olduğu için, muhteşem bir tefsir olduğu için daha güzeli bana göre yazılamadı. Bakın oraya, bu söylediklerimi bulacaksınız. Bu benim şahsi kanaatim değil. Diyor burası, kolları elleri hariç gösteremez diyor. Peygamberin şeyi var. Kur'an'daki ayeti var ya, o ayetleri açıklıyor peygamberimiz. Açıklıyor. Sen hadisi delil kabul etmiyorsan onu da benim bir şey diyeceğim yok. Ben kabul ediyorum. Benim sana, senin bana kızma hakkın olmadığını sanıyorum. İlla kabul et demiyorum. Öyle demiş bu olay onun arasında olmuş. Bir de Esma anamız Abdullah İbni Zübeyir ile Abdullah İbni Zübeyir'in annesi Zübeyir ile evlenmiş. Ondan Abdullah İbni Zübeyir. Peygamberimiz akrabası bu. Niye bundan bahsettin? Biliyorsunuz Hazreti Ali'yi o zaman siyasi bir takım şeyler oldu. Çok karışık olaylar oldu. Hazreti Ali Efendimiz'i şey ettiler. O şehit oldu. Ondan sonra yerine Hazreti Hasan Efendimiz'i geçirdiler. Medineliler. Fakat Şam'da başka kimse var. Biz oralara girmeyeceğiz. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela olayı oldu. İşte onun 10 Muharrem'de geçti şeyi. Büyük insanlar bunlar. Olmaması lazım böyle şeyler ama insanoğlu nerede var? Böyle problemler var. Böyle şeyler oldu. Onun yerine böyle peygamberimizin ehl beytini sevenler, Medineliler, Mekkeliler bu şeyi Abdullah İbni Zübeyir'i halife seçtiler. Tabii Şam hükümeti bastırınca güçlü ordusu var. Mekke'ye sığındı. Mekke'de kavga olmaz. Ölmek yok, asmak yok. Allah'ın emin beldesi orası. Fakat bu Haccac
Mekke'nin kenarında dağlara, tepelere mancını kurmuş. Oradan taşlarla Abdullah İbni Zübeyr'i öldüreceğim diye Kabe'yi yıkmış. Bu Abdullah İbni Zübeyr'in annesi işte bu Esma. Onun için ondan söz ettim. O zaman altın onun altında namaz kılıyormuş Abdullah İbni Zübeyr. Kabe'ye atılan taşlardan birisi onu isabet etmiş. Namaz kılarken vefat etmiş. Evet, öyle bir zat. Abdullah İbni Zübeyr'in annesi bu Esma Hatun 100 sene yaşamış. Peygamberin duasını almış çünkü. Sevre ekmek taşıdı ya. Çok sevmiş peygamber, dua etmiş. 100 sene yaşamış. Ve Abdullah İbni Zübeyr'in şeysinden sonra ancak 10 gece yaşayabilmiş. Ona üzüntüsünden dolayı o da vefat etmiş. Allah tüm sahabiden, geçmiş ümmeti Muhammed'den razı olsun ve merhamet, rahmet eylesin hepsine de. Onun için Esma binti Ebu Bekir'den böyle biraz söz ettik. Çok güzel bir hanım, anamız. O naklediyor bu hadis-i şerifi. Allah bizi ıslah etsin. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, korkaklıktan, hainlikten, değersiz duruma düşmekten Allah bizi, tüm Müslümanları muhafaza buyursun.